Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün biraz üzüntülüyüm, biraz canım sıkkın. Hani insanın böyle kirletildiğini hissettiği günler vardı. Yani kirlendiğini, bir şekilde bir şeye maruz kaldığını, asla arzulamadığı bir şeyin altında kaldığını hissettiği günler vardı. İşte bugün öyle bir gün. Neden? Çünkü bu sohbeti sizler için hazırlamadan az önce İstanbul Anadolu Adliyesi'nden geldim. Neden? Çünkü Ankara'da amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten başsavcılıktan bir savcı vekili benim tanık olarak ifademi aldı. İşte bu kirlendiğimi hissettiğim dediğim ya da çok maruz kaldım dediğim konu bu. Neden? Efendim amirallerin bildirisinin darbe ima ettiğini söylemişim. Ya da ben de buna katılmışım. Yani evet bu bir darbe bildirisidir demişim. Oradan hareketle benim de ifademi alıp tanık olarak ne olacak? Yani tanık ne demek? Ben diyorum ki evet paşalar böyle bir açıklama yaptılar ve bu açıklama evet bir darbe çağrısıdır, bir darbe imasıdır. Neden? İşte muhalefetin en bilinen isimlerinden ya da işte hani böyle en iri konuşanlarından biri falan söyledi. Şimdi bakın neden alındı ve ne oldu? Tabii onu da söyleyeceğim. Hemen şunu söyleyeyim. Bana göre bugün itibariyle benim o tanıklık olayım düştü. Yani bu ifadeyle savcının da onay verdiği, yani onay verdi dediğim altında imzası olan benimle birlikte bu ifadeyle benim bu davada tanık olarak kullanılmam bana göre çok zor. Avukatım Bir Gütay Bey bana dedi ki yani böyle düşünmeyin. Yani Türkiye'de sistem farklı çalışıyor olabilir. Yani sizi buna rağmen dosyaya koyabilirler. Ama benim gördüğüm kadarıyla hayır bu böyle olmaz. Çünkü yani akıl mantık dışı bir şey zaten ve nereden kaynaklandı? Şöyle bir tatsız şeyi özel bu sefer çok birebir yaşadım. Yani hep değişik olaylardan gözlediğimiz, öğrendiğimiz, gördüğümüz bazı adli olaylar bu sefer net benim gözümün önüne kondu ve bu beni çok rahatsız etti. Nedir bu? Şimdi son videomu hatırlayacaksınız, son sohbetimi. Amirallerin gözaltına alınmasından sonra yaptığım bir sohbet. Yani diyorum ki burada ez cümle, bütün şeyi biraz bazı bölümler okurum. Dediğim şu, ya bu iktidarda müthiş bir darbe paranoyası var. Hep darbe korkusu altında acaba diyorum bizim bilmediğimiz, bize ulaşmayan bazı bilgiler doğal olarak devletin elinde, istihbaratın elinde vardır. Bir şeyler mi oldu? Bir direkten mi döndü bir darbe? De bu kadar panik var ve hani amiraller işte onlar bir daha darbe. Yok şu böyle dedi aman darbe diye. Hani tamam mağduriyet olduğu benim de gözlediğim. Bu olay tamamen bir mağduriyet yaratma. Bakın benim için yedi düvel bir araya geliyor. Dış güçler, onlar, bunlar, darbe, beni yıkacaklar, beni istemiyorlar falan. Tamam bu mağduriyeti anlıyoruz, bunu söylüyor. Fakat bu kadar korku ve bu kadar kendi insanına, kendi orduna, kendi amirallerine, şimdi bugün itibariyle generallerine de bu kadar bir öfkeyle yürümenin, dedim ki yani bu herhalde bir şeyler oldu haberimiz yok. Var mı yok mu bilmiyorum. İşte bütün olay bu. Şimdi buradan bir de bir cümle var. Şimdi onu tekrar size anlatacağım. Yani yayınlamak istemiyorum tekrar tekrar. Çünkü bir önceki sohbetimde duruyor zaten. Hani al oradan alıntı yap buradan. Bir savunma yapmıyorum ben çünkü. Ama bütün mesele yine aynı melaneti işleyen, her zaman işleyen bir medya grubunun başının altından çıkıyor. Sabah grubu, Yeni Şafak grubu, Akit'ti, şuydu bu. Şimdi bunların bütün işi gücü bizleri izlemek ve buralardan bir şey yakalamak. Bence anlatırken ben doğaçlama konuşuyorum, rahat konuşuyorum. Vay efendim türbana böyle dedi, hurra dinimize. Sonra bakıyorsun bu dönüyor dolaşıyor ve şeye dönüyor. Efendim mesela dinle ilgili Can Ataklı yine... Şimdi başlıyor. Yine İslam dinimize, imanımıza ağza alınmayacak sözlerle saldıran, skandalı laflar. Ya dur bir dakika arkadaş ne dedik filan önemli değil ki. Önemli olan zeka düzeyi düşük, eğitimi düşük ve geliri de düşük belki bir kitleye de algı yaratmak. Onların üzerine görüyorsunuz değil mi bunu? Ve bunu bana uyguluyor, başkalarına uyguluyor. Hep bunu yapıyorlar. Bu darbe konusunda ise en kolay şey bu. Çünkü Türkiye'de en rahat suçlama yapılacak şeylerden biri darbe. Darbeci. Darbe ima ettiler. Darbeye kalkışıyorlar. Darbe istiyorlar. Darbe, 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 darbe. Buramıza geldi kardeşim artık yeter. Darbe, darbe, darbe. Neyin nesidir bu? İşte benim bu sohbetim üzerine bir gün ya da iki gün geç. Birden
buna başlamışlar. Şimdi ilk ama olayın gelişi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı aradılar. Böyle işte sizin video konuşmanız. Ben samimi söyleyeyim anlamadım. Tanık lafını bile anlamadım. Zannettim ki yine o hani daha önce vay sen darbe mi ima ediyorsun, darbe mi istiyorsun falan Tayyip Erdoğan için dediler yani bir videomda 81 ilden şikayetler. Hani benzer bir şey böyle dinledim. Tamam dedim sayın savcım merak etmeyin. Ben ifade neyse veririm yani falan. Telefonu kapattığımda iş ortaya çıktı. Çünkü arkadaşlar geldiler dediler ki ya televizyonları aç şey var. ATV'yi aç A Haber'i. Senden bahsediyor. Ne yapıyor? Vay efendim Can Ataklı işte sohbette itiraf etti. Amirallerin darbe girişiminde bulunduğunu açıkça söyledi. İşte muhalefet Allah cezanızı versin lan dedim. Bakın söyleyeyim. Hiç yaptım. İlk tepkim o Allah belanızı versin ulan dedim. Hakikaten Allah belanızı versin. Ulan bu nedir? Ve zorunlu bir açıklama diye hemen yazdım. Dedim ki yine A Haber, yine aynı haysiyetsizlik, yine aynı namussuzluk. Ama gene cımbızlama montaj. Ama bu sefer dedim ki ben yani cevap vermeyeceğim kardeşim. Sohbetim ortada. Neyse sonuçta ben böyle bu kadar hızlı olacağını zannetmiyordum. Aynı akşam işte emniyetten aradılar. Dediler ki böyle bir tebligat var. Ulaştırmamız lazım. Tamam dedim ya ben geçerken alırım evin yakın nasıl olsa. Onu da aldım. Dün için benden şey istiyorlar. Ya kardeşim ben yani öyle bugün şey yaptım dün 10'da ya benim zaten saat programım 10'da bitiyor. Her neyse sonuçta bugün gittim. Şimdi ben ilk defa uzaktan kumanda ifade verdim. Şimdi bu tabii tanık ifadesi. Bu nedenle bir odaya alıyorlar sizi. Tek başınıza böyle bir şey kimse girmiyor. Avukat da yok. Tanık olduğunuz için yani bir savunma durumu olmadığından avukat da yanınızda bulunmuyor. Avukat Bilgütay Bey sağ olsun geldi. O dışarıda bekledi. Ankara'dan bağlandı. Son derece. Şimdi tabii şeyi soruyor. Diyor ki siz diyor darbe olacağını duydum demişsiniz. Şimdi ne diyeyim yani dedim ki bizim bu hani konuşurken bazı şeyleri yorumlayarak yapmamızdan kaynaklanan bir şey bu kardeşim. Yani darbe duydum evet Ahmet söyledi, Mehmet söyledi gibi değil ki ama bir iktidar düşünün ya yatıyor kalkıyor darbe diyor. İşte bakın bugün 16 Nisan sabahleyin sabah gazetesini açıyorum. Cumhurbaşkanlığının şeyi ikincisi neydi? Nesi oluyor işte? Ona ne diyorlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Efendim darbe yapmaya kalkanlar cevabını alır falan. Ya kardeşim nerede darbe? Darbe. Ben de bunu söylüyorum yani. Neyse. Onu da dedim. Bakın dedim daha bu sabah var. Benim burada şeyim yok. İşte amiraller işaret fişeği. Şimdi işaret fişeği bakın şu. Şöyle bir okumak istiyorum orayı tekrar. Şimdi bakın diyorum ki bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada. Bak şimdi cümle böyle başlıyor. Ama şu lafı söylemek istemiyorum. Yani emekli amiraller darbe mi yapacak? Hani o dendi ya. Ben de onu kastediyorum. Yani hani hemen be ya efendim emekli amiraller darbe mi yapar filan. Hayır yani amiraller darbe yapamaz. Ama bu darbenin işaret bir şey olabilir. Önce hazırlığı olabilir mi? Olabilir. Evet olabilir. Geçmişte benzer olay olmuştu. Bizde ya da başka ülkelerde olmuştur. Yani emekli diye tamamen her şeyden kopmuş değiller. Şimdi ama bugünkü ortamda bu insanlara darbeci demek bana tuhaf geliyor ve merak ediyorum. Yani nedir bunlar? Hakikaten bu bir burun sürtmek midir? Diye devam ediyor. Şimdi buradaki zaten beni izleyen sizler bunu hemen görüyorsunuz. Buradaki o işaret fişeği lafı olabilir mi? Bu şu. Yani Ahmet hasta olabilir mi? Hasta değil. Ya olabilir kardeşim tabii. Hasta da olabilir, ameliyat da olabilir gibi konuşulan. Hani yaparız ya değil ama. Yani olursa da olur. Yani bunun garantisi yok. Çünkü biz bu 104 amiralde, amiral olayında aman ne güzel bildiri bravo. Aman ne kadar iyi yaptılar bravo. Öyle de o bir konumda değiliz ki biz. Darbe diyorlar, darbe değil diyoruz. Lan bu darbe bildirisi falan değil. Ha bildiri içeriğine bakıyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru olduğu zaten kabul edildi. Yani Amerika niye geri çekti şeyi? İki tane gemi gönderiyordu Karadeniz'e. Putin Tayyip Erdoğan'ı aradı. Bakın çok anlamlıdır o günler. Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan Montreux'u savunmak durumunda kaldı. Yani dedi ki Montreux'le hiçbir sorunumuz yok. Bizim o vazgeçilmezimiz. Ha daha iyisini bulana kadar falan. Ha sonra böyle hiç tabii her türlü uluslararası teamüllere de kurallara da aykırı biçimde işte Kanal İstanbul'u açarız o onun farklıdır falan. Yok böyle bir şey yok. Yani önemli olan su yolları şeyidir. Sen bir tane suni su yolu açtın diye orası her şeyden muaf olmuyor. Ayrı. Ama hani cehalet demek istemiyorum ona.
Ama bir şey var orada, yani ya yanlış bilgilendirme var ya da hani milletin kafasına algı, ben Kanal İstanbul'u yaparım, oradan da canımın istediğini geçiririm. Hayır, öyle olmayacak. Yani o Kanal İstanbul'da açılsa gemiler falan öyle rahatlıkla geçmeyecekler oradan. Şimdi buradan zaten bizim de burada üzerinde durduğumuz, yani gazeteci olarak da muhalif kimlikle de üzerinde durduğumuz bir Montreux'u bu AKP iktidarı çiğnemeye kalktığı izlenimi doğdu. Nereden doğdu? Durup dururken meclis başkanına bir soru sordular. Şimdi bakın orada çok güzel bir tezgah var. Şimdi durup dururken Montreux'u de şey yapabilir mi? İstanbul Sözleşmesi gibi. Ya Montreux ta 1936. İstanbul Sözleşmesi 2011. Yani o arada Avrupa Birliği ile sözleşmeler var. İnsan Hakları Mahkemesi ile sözleşmeler var. Adalet Divanı ile ilgili sözleşmeler var. Yani bunlar hep uluslararası sözleşmeler. Ne bileyim, bir takım santrallarımızla ilgili, sanayimizle ilgili uluslararası sözleşmeler var. Bunların hiçbiri değil de birdenbire, yani Montreux'u de mi? Ve yani onu da mı iptal edebilir? Ve ne oluyor? Birdenbire Cumhurbaşkanı da Meclis Başkanı da diyor ki evet o da diyor. Sonra göğe düzeltiyor. Ama diyor ki canım yani olmaz. Şimdi bunun üzerine patlak verdi. Yani Montreux'u çiğneme, ezme çabalarına karşı diye. Ve tepki de bunaydı. Şimdi buradan nasıl bir darbe söylentisi çıkardılar? Ya da emekli amiraller kime işaret veriyorlar? Bu sohbetimde de anlattım. Ya kardeşim, bu orduya da hakaret. Eğer emekli amiraller bir işaret fişeği çaktılar ise, hani diyorum bak yine aynı cümleyi söylüyorum. Eğer böyle bir işaret çaktılar ise, ya kim peki kime? Ordu. Ordu senin kontrolünde işte. Yani bu devletin ordusu. Sen de hükümet olarak da işin kontrolü sende. Başkomutanım diyorsun. Yani kendi orduna mı güvenmiyorsun? Yani 10 tane amiral ya da 100 tane amiral bir bildiri yayınlayacak. Oradan tahrik olacak askerler ve darbeye kalkışacaklar. Ya bu absürt ötesi bir şey. Zır 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 bu konuşuluyor. Sonuç bugün gittim. Yani dediğim gibi kendimi kirletilmiş hissediyorum. Neden? Çünkü tezgah şu, bu medyanın, bu ahlaksız medya diyeceğim. Bunların şeyi şu. Efendim ben muhalefet kesiminde çok dinlenen, izlenen, belki sevilen diyeyim, hadi kendi kendime söylemek gibi olmasın ama hani öyle de bir ortam var. Onu bir şekilde kirletecek. Ya gördünüz mü? Bak amiraller işte bunun yüzünden başları belaya girdi ve benim gibi düşünenlerden bana bir şey gelsin. Ya kardeşim sen de zır zır konuşup durma, işte bir konuşuyorsunuz hep bunlara yarıyor, susun biraz. Çünkü böyle böyle susturdular. Bakın muhalif kesimi devamlı aman işine yarayacak, ya bunların işine yarıyorsunuz, ekmeklere yağ sürüyorsunuz, bunlara oyunu arttırıyorsunuz diye bizim muhalif olan düşüncede olanların çoğunu böyle susturdular. Bu tezgah da bana uygulandı şimdi. Yani ben de mahcup olayım, rezil olayım, amiraller, efendim işte bütün muhalif olanlar, gazeteciler, şuna bir sürü saçma sapan kendini muhalefet zanneden aptal aptal gazeteciler var. Onlar gene çıkacaklar. Ya ben onun biliyorum ama üslubunu beğenmiyorum. Yani çok konuştuğu için de böyle oluyor. Sen gel konuş bakayım günde 3 saat. Boşsuz ama hiç böyle hata yapmadan. Onun için hiç buz gelir tırıs gider. Ama ilk defa diyorum ya kirlendiğimi hissettim. Çünkü böyle bir gidiyorsun savcılığa diyorsun ki. Ha ama ifadenin sonunda gayet güzel oldu. Ve şöyle bitiyor. Benim darbenin eşiğinden dönüldüğünden darbe olacağına doğrudan bir görgü tanıklığım yoktur. Gazeteci kimliğim ile yukarıda açıkladığım üzere sadece yorum yaptım. Benim sorduğunuz soruları verdiğim cevabım bunlardır. Soruşturmanızla ilgili herhangi bir tanıklığım yoktur. Yani şimdi burada anlatıyorum nasıl olduğunu da. Yani çok kısa tabii, okumayayım hepsini diye söylüyorum size. Hani sakladığımdan değil ha, ortada zaten. Ama diyorum ki yani bir şey yok. Bak uzattı yani, savcı da mecbur kaldı zannediyorum. Ne diyecek? Çünkü ben bir şey savunmuyorum ki. İşte gazeteciyim, şu kadar günde yayın yapıyorum falan ve onları da yazdı. Diyorum ki amiral soruşturmasıyla alakalı girizgah yapılmıştır. Ancak konu bu soruşturmayla ilgili değildir. İktidarın sürekli darbe gündemiyle meşgul olmasıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili yorumlar yapılmıştır. Zaten bu yorumlar yapıla gelmektedir. Videonun sonunda darbenin eşiğinden dönüldüğü şeklinde beyanım videoda vardır. Ancak konuşmamın genel akışı dinlendiğinde bu doğal bir cümledir. Yani diyorum ki bütününe baktığın zaman zaten kimse rahatsız olmuyor. Her neyse, kendimle ilgili çok fazla sizi yormak da istemiyorum ama dediğim gibi bugün bir tür kirlenmiş gibi hissettiğim için bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu hayasızlığın, bu şerefsizliğin, bu alçaksızlığın Türkiye'de son bulduğu,
hukukun, demokrasinin, insan haklarının yeniden egemen olduğu, güzel günlerin yaşandığı bir Türkiye özlemi içindeyim. Bu özlemin mutlaka giderileceğine inanıyorum. Hep birlikte bunu başaracağız ve çok güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, ilk fırsatta doğru düzgün böyle bu bizi de zorlayan bu konulardan ziyade güzel konularda ya da iyi haberlerde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşeceğiz.